Gençler merhaba. Bu sefer 1453-1520 arası ikinci testimizi birlikte çözelim. Fatih Sultan Mehmet döneminde Ege ve Karadeniz'de gerçekleştirilen Venedik, İngiltere, Ceneviz devletlerinden hangilerinin çıkarlarını tehlikeye düşürmüştür diyor. Şimdi Ege'den ve Karadeniz'den bahsettiği için devlet olarak bakıldığı zaman Venedik Akdeniz coğrafyasındaki bir devlettir. Bu sayılamaz. İngiltere henüz bu dönemde Osmanlı Devleti'nin faaliyet alanı içerisinde yer almaz. Dolayısıyla bu alanda özellikle Ege'de ve Karadeniz'de ticaret filyoları bulunan Cenevizlere karşı yaptıkları çok anlaşılabilir makul gerekçeler olmadığı sürece olumsuz karşılanmıştır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. İkinci sorudan devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu'da gerçekleştirilen fetihlerde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez diyor. Bazı Anadolu beyliklerinin Bizans'la işbirliği yapmaya çalışmaları, Anadolu'da Türk siyasi birliğinin kurulmak istenmesi, devletin doğusunların güvenlik altına alınmak istenmesi, Ortodoksların Osmanlı yönetimli bağlılığının sağlanmaya çalışılması ve ticaret yolları üzerindeki denetimin artırılmaya çalışılması. Şimdi bakıldığı zaman A, B, C ve E şıklarında Osmanlı Devleti ile yani Fatih Sultan Mehmet dönemi Osmanlı Devleti ile Anadolu'daki yapılan faaliyetler bağdaşıyor. Bu faaliyetler için fetihler yapılmış, beylikler hakimiyet altında alınmıştır ama Ortodoksların hakimiyet altında alınması daha çok Balkan coğrafyasındaki fetihlerle alakalıdır. Dolayısıyla coğrafya bir soru olarak karşımıza çıkmış. Cevabımız Denizli. Sonraki soru. Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasındaki siyasi ilişkiler 2. Mehmet döneminde bozulmuştur diyor. Osmanlı Devleti'nin Memlük Devleti ile siyasi ilişkileri kuruluş döneminde çok iyi. Çünkü Osmanlı Devleti Batı'da yapmış olduğu fetihler sayesinde halifeliğe de aynı zamanda hizmet etmiş oluyor. Biliyorsunuz ki Memlük Devleti Mısır coğrafyasında kurulmuş halifelik makamını elinde bulunduran bir Türk devletidir. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisi rol oynamıştır derse direkt bilgi sorusu Hicaz su yolları sorununun yaşanması ilişkilerde bozulmaya gidilmiş. Ama bu dönemde savaşa yol açmamıştır. Daha sonraki dönemlerde savaşlar yaşanacaktır. Sonraki sorumuz. Osmanlı Devleti'nde 2. Bayezid döneminde yaşanan gelişmelerin hangileri ortak sonucudur diyor. Bize ortak olanlarını sormuş. Şehzade Cem'in ayaklanması, Anadolu'da Şah Kulu isyanının çıkması, Papa'nın Cem Sultan'ı kullanarak Osmanlı Devleti'ni tehdit etmesi, daha çok Osmanlı Devleti'nin fetih yapamaması, pasif bir politika izlemesi, yükselme döneminde olmasına rağmen çok fazla aktif siyaset güdememesi de gösterilir. Sonraki sorumuz. Safavi Devleti, Osmanlı Devleti'nin halk üzerindeki otoritesini sarsmak amacıyla Safavi Devleti İran'da kurulan Şii bir Türkmen devletidir. Girişimlerinden hangilerini gerçekleştirmiştir? Yeni ticaret yollarının bulunmasını sağlamak Safavilerin yaptığı bir şey değil, daha çok Avrupalıların faaliyet alanıdır. Anadolu'da siyasal istikrarsızlık çıkarıp özellikle Anadolu'daki Alevi Türkmenleri ayaklandırmaya çalışmıştır. Anadolu'da Şii propagandası yaparak halkı Osmanlı yönetimine karşı kışkırtıp ayaklanmalar çıkartmakta yine sonuçlar arasında gösterilir. Cevabımız Edirne. Bir sonraki sorumuz. Savaşlar verilmiş, yukarıdaki askeri mücadelelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da yeni topraklar elde etmesini sağlamıştır diyor. Bakıldığı zaman Çağlıran ve Otluk Veli Savaşı Anadolu coğrafyasında yaşanırken Ridaniye ve Mercidabık Savaşı Mısır coğrafyasında yani Afrika'da yaşandığı için bunun içerisinde alınamaz. Cevabımız Adana. Bir sonraki sorumuz. İkinci Bayezid devrinde İspanyolların zulmüne karşı yardım isteyen Endülüslü Müslümanlar bölgeden kurtarılırken onlarla birlikte birçok Yahudi'ye de yardım edilmiştir diyor. Bu Yahudilere bugün Seferat ismi de verilir. Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisini doğrular? İspanyolları alt edebilecek güçlü bir donanmaya sahip olsalar bile bu dönemde Cem Sultan yüzünden çok fazla aktif siyaset güdemiyorlar. Akdeniz'deki üstünlüğü sağlama gibi bir amaçları yok. Maksat sadece Müslümanları kurtarmak. Deniz aşırı fetihler yapılmıyor. Tam tersi fetihsiz bir dönemdir. Dönemin en güçlü İslam devletidir ama yine ellerini koz olarak kullandıkları Cem Sultan var. Dolayısıyla hoşgörülü bir siyaset izlediklerini bize gösterir.
8. soru. Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki isyanlardan hangileri taht mücadelesi olarak nitelendirilmiş? Taht mücadelesi olabilmesi için iki şehzadenin ya da bir padişah ve oğlunun birbirleriyle savaşması lazım. Cem isyanı, abisi Bayezid'e karşı gerçekleştirdiği bir isyandır. Kalender Çelebi, Çelebi Mustafa isyanı, Şahkulu isyanı ve Kalender Çelebi isyanı ise daha çok Anadolu'daki Alevi Türkmenlerin yapmış olduğu ayaklanmalardır. Safavi Devleti'nin etkisi de çıkar. Çelebi Mustafa isyanı da hakeza yine 1. Mehmet dönemindeki isyandır. Dolayısıyla bakıldığı zaman cevabımız B olarak çıkar. Dokuzuncu soru. Osmanlı Devleti Cem Sultan isyanı nedeniyle Karamanoğulları, Memlükler, Safaviler devletlerinden hangileriyle siyasi sorun yaşamamıştır diyor. Olumsuzu sormuş bize. Karamanoğullarıyla yaşamıştır çünkü Cem Sultan Bayezid'le beraber yapmış olduğu savaş sonrasında önce Karamanoğullarına sığınacak. Daha sonrasında Safavilere, Memlüklere gidecektir ama Safavilerle yapılan savaşlarda sebep Cem Sultan değildir. Cevabımız 3. 10. sorudayız. Osmanlı Devleti'nin 2. Bayezid devrinde Safavilerin etkisiyle yaşanan ... isyan zorlukla bastırılmıştır. Bu durum Trabzon valisi Şehzade Selim'in babasına karşı taht kavgası başlatmasına yol açmıştır diyor. Boş bırakılan yere aşağıdaki isyanlardan hangisi yer alacaktır diyor. Şeyh Bedrettin isyanı bu dönemde olan bir isyan değil. Bozoklu Celal, Hakeza, Kanuni Sultan, Yavuz Sultan Selim döneminde olacaktır. Karenderoğlu ve Canberdi Gazali isyanları ise Kanuni Sultan Süleyman dönemi isyanlarıdır. Şahkulu isyanı ise Osmanlı Devleti'nde Bayezid döneminde yaşanmıştır. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisinin fethi Osmanlı Devleti'nin gelirlerinde diğerlerine göre daha büyük bir artışa yol açmıştır diyor. Artıştan bahsediyor. Çok önemli bir coğrafyanın ele geçirilmesidir. Aslında biraz da coğrafya sorusu olarak gelir karşınıza. Bakıldığı zaman Budin, Edirne, Karaman ve Çukurova Anadolu coğrafyasına yakın yerlerdedir ve genellikle tımar sistemi uygulanır ama Mısır'a bakıldığı zaman Mısır coğrafyasında daha çok Akdeniz ticareti var olduğu için bu dönemde önemli bir gelir kaynağı haline gelecektir. 12. ve son sorumuzdayız. Osmanlı Devleti'ne Memlükler arasındaki siyasi ilişkilerin gerginleşmesinde, yine Memlük Devleti'ni sormuş bize, gelişmelerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir diyor. Osmanlıların Anadolu beylikleri üzerindeki etkinliğini artırması bundan çok memnun kalmayacaktır Memlük Devleti. Yine Memlükler Cem Sultan'ı desteklemiş, onu himaye etmişlerdir. İki devlet arasında Hicaz su yolları sorunu da zaten problemin başladığı nokta olarak gösterilir. Dolayısıyla hepsini birlikte alacağız. Sorularımızı birlikte çözdük. Sizlere kolay gelsin.